İnsan ta anneden çocukluğundan itibaren hep şefkate muhtaç yaratılmıştır. Annesinin kucağında bile hep şefkat ister. Büyüyünce şefkat ister. Hep şefkat. Hakikaten otoriter devlet anlayışı, ağırbaşlı devlet anlayışı insanları biraz sıkar. İnsan fıtratıyla hakikaten biraz çelişiyor. O değişecek gibi görünüyor bütün dünyada. Daha böyle sevecen, şakacı, hoş sohbet, halkla iç içe olan yöneticiler daha insanların moralini açan bir görünümde. Yani buna özen göstermek gerekiyor. Halkla iç içe olup, yani onlar gibi yiyip içen, onlar gibi konuşan, efendim, insanın kalitesi temizliğindedir. Çok temiz olmaları lazım. Temizliğe önem vermiyor bazı gençler. Ya saç sakal birbirine karışmış. Hadi tamam diyelim onu tarz yapıyor ama kirli. Evet. Çok çok kirli. Genç kızlar da mesela. Evet. Ya genç kız diyor. Ya. Mis gibi tertemiz olacak ya. Değil mi? Öyle o şekilde genç kız olur mu? Mis gibi parfüm kokacak. Uslubu çok nazik ve nazenin olacak. Yani insan baktı mı mecburen saygı duyacak. Ya bir genç kız geçerken insan önünü iliklemesi lazım değil mi? Ceketini böyle hazır ola geçmesi lazım. Öyle hürmet edeceksin. Mesela gözüyle bir genç kız rahatsız edilmez. Rahatsız etmemek çok önemlidir bir insana. Sesiyle, konuşmasıyla, bakışıyla, değil mi? Hatta kiriyle rahatsız etmemek. Bir kere kir ve pislik kalitesizliğin en büyük alametidir. Yani kafasının çalışmadığını gösterir. Yani aklı başında bir adam kirden nasıl rahatsız olmaz? Pis olan bir şeyden nasıl rahatsız olmaz? Olmuyorsa bir sorun vardır. O adam kaliteden bahsedemez. O adam derinliği yoktur. Müminin vasfı Allah. Allah müminler tahirdir diyor Allah. Değil mi? Allah elbiseni temizle diyor ayette. Evet. Müslümanın vasfı dünyanın en kaliteli insanı olmasıdır. Yani Müslüman nasıl tarif edilir dersen, dünyanın en klas, en kaliteli, en akıllı, en özgür, en sevecen, en güzel düşünen, en güzel sanat anlayışına sahip, en güzel bilim anlayışına sahip, en çok kucaklayıcı, en çok hürriyet dağıtan, hürriyeti seven, kalbi Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla dolu olan insan demektir. Efendim, ya Müslüman dünyanın en kaliteli insanıdır kardeşim. En. Merhamette en ileri, şefkatte en ileri, nezakette en ileri, temizlikte en ileri, en güzel giyinen, en güzel yiyen içen, en güzel dağıtan, en adaletli, en merhametli, sosyal adaleti en mükemmel uygulayan Kur'an hep sosyal adaletten bahsediyor Allah. Hep malın dağıtılmasından bahseder. Malı biriktirmeyin diyor Allah, dağıtın diyor. Ve en güzelini yapın diyor, her şeyin en güzelini. Ve cenneti Allah bize ideal olarak göstertiyor, cenneti. Biz de dünyada cennetin bir modelini yapmaktan mükellefiz.